Net asgari ücret inşallah 8.500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammını bu sözlerle duyurdu. Buna göre 2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10.008 lira, net olarak da 8.506 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam sadece asgari ücretli çalışanları değil, neredeyse toplumun tamamını etkileyecek. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, bireysel emeklilikte devlet desteği gibi birçok kalem yeni asgari ücretle birlikte değişti. Birçok hesaplamayı yaparken bir parametre olarak kullandığımız şey ise brüt asgari ücret. Diyoruz ki ayın 22'si, şurada 8 günün kaldı, borçlan. Cevap şu, ya parayı nereden bulayım ben 8 günde? Zaten para istenmiyor burada. 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde çok açık ifade var. Başvuruyorsunuz, yani e-devletten başvurunuzu yapıyorsunuz. Bir ay içinde size bir tebligat geliyor ve onu da bir ay içinde ödüyorsunuz. Yani 2 aylık bir süreniz var. Diyelim ki 2 ay sonra da paranız çıkışmadı. İptal ediyorsunuz, başvuruyu yeniden yapıyorsunuz. O yüzden ben de diyorum ki 31 Aralık akşamına kadar e-devletten başvurunuzu yapın. Bugünkü rakamlardan, yani 6.471 liradan yapın. Bak, 31 Aralık akşamına kadar e-devletten başvurunuzu yapın. Bugünkü rakamlardan, yani 6.471 liradan yapın. Bak, %50'nin üzerinde bir artış var. Bu da aşağı yukarı askerlik borçlanmasında 18 ayda 20 bin lirayı geçiyor. Evet. Doğum borçlanmasında hatta 25 bin lirayı da geçiyor. Cebinizden çıkacak fazla para.